Aha. Telefon çalıyor. Alo. Komiserim. Komiserim, orada mısınız? Buradayım. Buradayım Selim. Ne oldu? Komiserim, hemen hapishane karakoluna gelmeniz lazım. Ne oldu ki ne? Komiserim, çok acil, çok acil. Önceki bölümde bulduğumuz ceset. Önce iki bölüm önceki bulduğumuz ceset içinden bir şey çıktı. Ne çıktı? Komiserim, bir ses kaydı cihazı. Bunu dinlemeniz lazım. Tamam, geliyorum, kapat. Allah Allah. Arkadaş, hafta sonu. Bugün hafta sonu, bir dinlendirmiyorlar ya. Neyse. Trambolinden atlayalım, karşıya geçelim. Hadi. Hadi. Daha da yukarı. En yukarı. Tamamdır. Şöyle gidelim. Tamamdır, gidelim bari. Ne yapalım? Ulan Selim. Ulan Selim. Yine yaptın yapacağını ama hadi bakalım. Yazalım şu kodu. Tamamdır. Selim burada. Ne oldu Selim? Beni sabahın körü de ne kaldırdın? Komiserim, bunu dinlemeniz lazım. Tamam, dinleyelim. Ver bakalım şunu. Ulan Selim, eğer bu flashback'in, bu ses kaydının içinden bir şey çıkmazsa vallahi seni var ya atarım buradan, anladın mı beni? Çok ciddiyim bu arada. Merak etmeyin komiserim. Zaten siz gelmeden önce ben dinledim. Çok kötü şeyler diyor. Çok kötü. Ne oluyor ya, merak ettim şimdi. Şu bilgisayarı takalım bakalım. Tamam, şunu şimdi şuraya takalım. Tamamdır, taktık. Şimdi şu ayarlamalara girelim ve başlatalım. Nereden enter? Ha, burada. Hepinize selam karılası, aynasızlar. Ben psikopat. Bu ses kaydını eğer bulduysanız demek ki ben şu an ikinci avımın peşinden düşmüşümdür. Şu anda arkamda gördüğünüz şey ilk avımın cesedi. Aslında onu burada öldürmedim. Başka yerde öldürüp buraya sakladım. Eğer bu ses kaydını dinliyorsanız iyi dinleyin. Şu saatten itibaren bütün herkes benim gazabımı tadacak. Psikopatın gazabını tadacaklar. Geçmişte bütün herkes benden intikamını aldı. Herkes hiçbiri beni sevmedi. Herkes ama herkes bana cezalar verdiler. Şu hayatta tek duyduğum duygu acı oldu. Hep acı çektim, hep acı çektim. Ama artık ben acı çekmeyeceğim. Acıyı ben size çektireceğim. Bundan sonra kötülere iyilik, iyilere kötülük yapan bütün herkes benim karşımda olacak. Ve bütün herkes aynı bunun gibi cesetlerle karşılaşacak. Size gelince polisler, beni bulabilirsiniz. Şansınızı deneyebilirsiniz. Ama beni asla bulamayacaksınız. Ha, bulursanız da kapışmaya ben tümden razıyım. Hadi eyvallah. Allah kahretsin. Selim. Selim, bu ses kaydından başkaları haberi var mı? Komiserim, maalesef haberleri var. Çünkü bu videoyu yayınladığına sadece ses kaydını yüklememiş. Yani flashback yüklememiş. Bütün cümle aleme yaymış. Yani bütün bu şehirdeki herkesin şu anda psikopatın olduğunu haberi var ve tedirginler. Allah kahretsin. Kahretmesin, Allah kahretmesin. Of. Yandık desene sen şuna. Başka bir bela daha var. Ama olsun, o çakala da indireceğim onu. Onu da indireceğim. Selim. Tamam. Sen görevin başına dönebilirsin. Ben bu ses kaydıyla alakalı bir şeyler yapacağım. Ne yapacaksınız komiserim?
Tövbe tövbe. Ne yapacağım Selim? Ses kaydını inceleyeceğim. Bu kişiyi araştıracağım. Allah Allah. Konuşturma beni. Kötü kötü. Hadi yürü. Tamamdır komiserim, gidiyorum. Allah'ım ya Rabbim. İllahi kötü kötü konuşturacak beni ya. Of. Neyse. Eve gideyim de şu ses kaydını inceleyeyim. Kim bu psikopat? Kim bu psikopat ya? Ama o cesedi nasıl o hale getirdi, ben ona şaşıyorum. O cesedi o hale getiren bu psikopat bütün insanlara neler yapmaz. Ben buradan nasıl geçecektim? Bir saniye. Ha, şu yan arkadan geçecektim, doğru. Bir dakika. Tamamdır. Şöyle. Heh. Tamam. Şimdi şu ses kaydı. Şu ses kaydını iyicene bir inceleyelim bakalım. Tamamdır. Yine bayağı bir elmas kazandık. Onları kasaya götürdüm, şu arka kasaya. Bu arada evet, buraya kasalar yaptım. Oh, elmaslara bak hele hele. Buradaki kasalar dolmuş. Bunları taşımak lazım. Tamamdır. Artık eve gidebilirim. Eve gidip şu ikinci avı da aynı şekilde yapayım. Bu arada bu seferki avı sakladım ben. Ama başka bir şey yapacağım. Artık bütün herkesin benden, aha, Hidayet burada. Hidayet ne yapıyorsun? İyiyim Emre, sen ne yapıyorsun? İyiyiz ya, işte gidiyoruz. İşimi hallettim ben. İyi, tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz Hidayet. Ulan bu da sanki şüphelendi gibi bakıyor. Aman aman, Allah korusun. Bu Hidayet'i ben geçmişte biliyorum. Bu Hidayet çok iyi. Çok iyi. Ah, komando yaptı bu. Bu tehlikeli. Bu polisler de beni duyuyor ama hiç, yani inde bile değil yani. Bu işte bir sıkıntı var, ben anlamadım. Neyse. Ne diyordum, ha? Bu Hidayet çok iyi askerlik yaptı geçmişte. Benle beraber askerlik yapıyordu. Komando rütbesindeydi o. Yani şüphelenmiş gibi duruyor. Çok dikkatli olmalıyım. Tamamdır. Önce biraz yatayım, dinleneyim. Ondan sonra giysi giyerim. Sonra da birkaç kişiyi daha avlarız. Yatayım şöyle. Seni geri zekalı Emre. Şimdi seni takip edeceğim. Seni takip edip bizden neler sakladığını, daha doğrusu benden neler sakladığını öğreneceğim. Psikopat adında katili izlerken Emre'nin evini buldum. Oraya gideceğim ve onu suçüstü yakalayacağım. Gerçi ne yapabilir ki fazla şu küçücük evde? Anlamıyorum. Yani neler saklayabilir ki? En fazla kaçak mal saklamıştır. Ondan da bir şey olmaz. 3 ay yatar çıkar. Nerede bu? Aha, bacaklarını gördüm Emre'nin. Aha, yatıyor. Şuradan bakayım. Evet, yatıyor. Ha, buradan daha iyi gözüküyormuş, tamam. Planım şu yönde. Bu Emre şimdi bugün çalışmaz çünkü dünden beri bayağı çalışıyor. Yani dün geceden beri orada. Akşam bekleyeceğiz bakalım burada. Akşam da bakalım burada neler yapıyormuş öğreneceğiz. Şöyle bekleyelim bakalım. Allah Allah. Ulan 3 saattir şu ses kaydındaki kişiyi tüm suçları araştırdım, bu kişiyi bulamadım. Zaten videodan da anlaşılacağı üzere bu kişi zırh giyiyor. Ama aklıma takılan bir şey var. Bu kişinin sadece gözleri kırmızı. Ha? Bir saniye. Bir dakika. Lan yoksa. Lan yoksa. Komiserim. Ne oldu, bir şey mi buldunuz? Selim.
Videodaki kişinin gözleri kırmızı dedi mi? Evet komiserim. Videodaki kişinin gözleri kırmızı. Ne oldu ki? Selim. Galiba gözleri kırmızı olan bir kişi var. Kim komiserim? Emre Korkmaz.